Günaydın sevgili izleyiciler. Yaşamın içinden hoş geldiniz efendim. Yine buluşma saati. Saatlerimiz 9'u gösteriyor ve bugün 14 Ocak 2018. Bu tatil gününün önce gönlünüzce geçmesini dileyelim. Ve yönetmenimiz Tacim, ekip arkadaşlarımız ve ben Nilgün Bakkaloğlu. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar diyelim. Bunları gönderelim. İyi ki oradasınız, iyi ki varsınız. Çaylar demlendi herhalde sabah sabah. O yataktan böyle bir kalkış hali vardır ya, böyle tembel tembel. Ne güzel pazar sabahının o keyfi, sonra sıcacık bir çay kokusu. Hele hele evde anne varsa mutlaka mutfaktan farklı kokular da gelmeye başlamıştır. Güzeldir anne mutfağı kokusu. Evet efendim, hepinize afiyet olsun. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Ve bugün yine başlıyoruz. Gazeteleri şöyle bir bakacağız. Şöyle bir tur atacağız. Sonra arkasından detaylara gireceğiz. Hürriyet gazetesiyle başlayalım efendim. Bir savaş, üç göç diyor. Suriye rejiminin saldırısının ardından başlayan çatışmaları sebebiyle İdlib'i terk edip Türkiye sınırına ulaşan Bedeviler üçüncü kez göç etti diyor. Şimdi de karşımızda bir Bedevi ordusu var. Suriyeliler yetmedi, sıra Bedeviler. Bir onlar eksikti, onlar da geldi. Yazıktır. Yani insanları vatanından, toprağından ediyorsunuz. Sonra farklı bir ülkede, farklı bir konsept içinde, farklı bir yaşamın içerisinde kolaj yapmaya çalışıyorsunuz. Hiç kolay şeyler değil bunlar. Hem o gelen insanlar için, hem o ülkede yaşayan insanlar için. Evet, Sözcü'ye bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin ikili oyununa Türkiye'den bombalı yanıt diyor Sözcü. Ve ikinci manşet olarak da meclis önünde bombalı, benzinli protesto demiş ve yazar kasadan sonra seneler önce hatırlayın Ahmet Necdet Sezer efendim Cumhurbaşkanı rahmetli Bülent Ecevit başbakanken bir yazar kasa olayı vardı meclis önünde atılan. Şimdi de kendini yakan bir vatandaş var. Yazar kasadan kendini yakan vatandaşa geldik diyor. Yani bir arpa boyu yol gitmemişiz demek ki. Bu da Sözcü'nün manşetleri. Cumhuriyete bakalım. Hukuk devletine en ağır saldırı diyor Cumhuriyet. Hukukçular mahkemelerin Anayasa Mahkemesi kararına uymamasının yarattığı tabloya dikkat çektiler. Az sonra haberlerimizde var. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu'nun bu konuda bir değerlendirmesi, bir konuşması var. Bunları da sizlerle paylaşacağız, göreceğiz. Korkusuza geçelim. Efendim vergi ödüyoruz. Hepimiz vergi ödüyoruz. Vergi şerefli bir olaydır. İnsan kazancının vergisini öder. Ama bu vergiler nereye gidiyor? Buyurun korkusuzda. Bütçeden 4 partiye 274 milyon lira aktarıldı. Vatandaşın vergisi siyasi partilere gitti deniliyor. Hazine yardımından aslan payını Adalet ve Kalkınma Partisi aldı. 2018 bütçesinden bu partiye 139.1 milyon lira ödendi. Güle güle harcasınlar. Aydınlık Gazetesi Kanal İstanbul'dan söz ediyor efendim. Biliyorsunuz Türkiye'nin bir seçim projesiydi Kanal İstanbul. Şimdi gerçekleşme yolunda adımlar atılıyor Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından. Ve Kanal İstanbul'daki büyük tehlike diyor Aydınlık Gazetesi. Güzergahı açıklandı. 65 milyar dolarlık bir çalışma olacak Kanal İstanbul. Bu projeyi değerlendiren Amiral Cem Gürdeniz projenin büyük jeopolitik riskler taşıdığının altını çizdi. Az sonra haberlerimizde ve detaylarda bunları size aktaracağız efendim. Evet, Posta Gazetesi'ne bakıyoruz. Posta Gazetesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili iki tane haber var. Bir tanesi reisin aslanları diyor. Efendim Sudan Devlet Başkanı El-Beşir Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki tane aslan hediye etmiş. Peki bu aslanlar şimdi nerede? Nasıl görebilirsiniz? Bunun haberini vereceğiz. Ve süre verdi deniliyor yine Cumhurbaşkanı ile ilgili. Türk askeri dün Suriye'de terör örgütü PYD'nin elinde olan Afrin'deki mevzileri vurdu. Erdoğan bir haftaya burayı darmadağın edeceğiz demiş. Milliyete geçelim. Yine aynı başlık var Milliyet'te de. Bir haftayı bulmaz darmadağın ederiz diyor Cumhurbaşkanı ve hemen altında bir başka manşet var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan tüyler ürperten trafik raporundan söz ediliyor. Evet, trafikte neler oluyor? Trafikte hayatını kaybeden en çok kimler?
trafikte kazalardan sonra mağdur olan kişiler haklarını alabiliyorlar mı? Bütün bu raporlar işte Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer almış. Bunlara da tek tek bakacağız efendim. Evet, dün sizinle birlikte takip ettik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Kongresi vardı. İl başkanını değiştirdi Cumhuriyet Halk Partisi ama çok enteresan bir değişiklik oldu. Cemal Can Polat ve Doktor Canan Kaftancıoğlu yarışıyorlardı. Kafa kafaya bir yarış oldu. Biraz ara sıra gerginlikler yaşandı ama bunların sonucunda Doktor Canan Kaftancıoğlu çok az bir farkla 325'e 318 oyla efendim ya da 318'e 325 oyla İstanbul İl Başkanı oldu. Ne demişti Kaftancıoğlu daha öncesinde? Kazansam da kaybetsem de biz el ele bu seçimin arkasından İstanbul'da bütün faaliyetimizi göstereceğiz dedi. İstanbul'a bir kadın eli değiyor. Bakalım hayırlı olsun Cumhuriyet Halk Partisi için diyelim bu konuyu. Bir başka konu Türkiye geneline bakacak olursak yine çok önemli konulardan bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama geldi. Türkiye'yi turistik ziyaret yani turizme açık ziyaret edilecek ülkeler listesinden çıkardı Amerika. Amerika bunu çıkardı. Türkiye'ye yani gitmeyin orada turizm yok yapmayın etmeyin dedi maalesef. Biz de tabii çok sinirlendik ama tam bu sinirimiz geçmemişti ki şimdi de aynı olay Rusya'dan geldi. Rusya da aynı şekilde Türkiye'yi ki Rus turistlerin bize ne kadar önemli olduğunu, ne kadar çok geldiğini, iyi bir gelir kaynağı olduklarını hepimiz biliyoruz. Ama Rusya da böyle bir olayın üzerine parmağını bastı. Neler oluyor dünya politikasında Türkiye'nin yerine? Bu arada Amerika Birleşik Devletleri ile İran'daki olayların çözülmesi. Orta Doğu'da neler oluyor sözünü bir kez daha sordurtuyor hepimize efendim. Her zaman olduğu gibi. Dünya var oldukça da bunlar devam edecek galiba bu şekilde. Ama göreceğiz. Şimdi efendim bunların hep detaylarına bakacağız. Önce güzel müzikler seçti bugün arkadaşlarım biliyorum. Şöyle hareketli, keyifli bir müzikle kendimize gelelim. Arkasından başlayalım. Telli turna sanma ki yaralı uçmaz bir daha takılmış kanadı göçmen buluta anlatır eski beni şimdiki bana sakın çıkma patika yollara o dağlara kırlara o karlı ovaya yenik düşüyor her şey zamana. Kirlendi dünya telli 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 şu telli turna sanma ki yaralı uçmaz bir daha takılmış kanadı göçmen buluta döner gelir bir gün konar yurduna. Telli turna ne kalmış buralı göklerden başka ne kalır yarına bizden sonraya her şey binip gitmiş uçurtmalara sakın çıkma patika yollara o dağlara kırlara o karlı ovaya yenik düşüyor her şey zamana. Ve kirlendi dünya telli 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 şu telli turna ne kalmış buralı göklerden başka ne kalır yarına bizden sonraya her şey binip gitmiş
uçurtmalara. Evet, telli turna. Ne güzel değil mi? Sabah sabah biraz kendimize getirdi bizi. Güzel, keyifli bir müzik. Bana öyle geldi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Efendim, dün programımızın içerisinde biliyorsunuz İstanbul'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen CHP'nin İstanbul İl Kongresi'ni takip etmeye başlamıştık. Ali ile orada bağlantılar kurduk. Hazırlıkları sizlere aktardık. Daha sonrasında saatler 11'i gösterdiğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi ve Kılıçdaroğlu hakikaten son derece sert bir içerik taşıyan enteresan bir konuşma yaptı. İzleyelim. Bu kongrede bir eksiğimiz var. Temel bir eksiğimiz var. Hapishanede bir milletvekili arkadaşımız var. Bir esir var, bir tutsak var. Hiçbir günahı ve suçu olmamasına karşın aramızda olmaması, hapishanede olması demokrasinin bir ayıbıdır. Hukuk sisteminin bir ayıbıdır ve hukukun siyasallaşmasıdır. CHP lideri bu sözlerle başladı eleştirilerine. Hedefinde Anayasa Mahkemesi'nin kararı vardı ve Başbakan'ın açıklamaları. Efendim, Sayın Yıldırım diyor ki son Anayasa Mahkemesi kararı ile ilgili olarak. Efendim diyor, ilk mahkemenin kararı geçerlidir. Dosya oradadır. Bütün onlar bütün ayrıntıları biliyorlar. İlk hüküm geçerliyse Yargıtay'ı da kapat o zaman kardeşim. Danıştay'ı da kapat. Anayasa Mahkemesi'ni de kapat. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de çık. Hakimleri saraya taşı. Talimat versinler, karar versinler. O zaman niye bu kadar mahkeme kuruyorsunuz siz? Adalet anlayışından bu kadar yoksun bir hükümetle karşı karşıyayız. Adalet anlayışından. CHP İstanbul 36. olağan il kongresinde konuşan Kılıçdaroğlu hakimlere ve savcılara seslendi. Adaleti sağlamak sizin görevinizdir hakim kardeşlerim, savcı kardeşlerim. Sarayın tutsağı olacaksanız çıkın deyin. Biz saraydan yana karar vereceğiz. O zaman biz de bilelim siz nasıl bir yargılama yapacaksınız. Hem hakimlik gömleğini giyeceksiniz hem de saraya meftun olacaksınız. İkisi bir arada olmaz. İkisi bir arada yürümez. O nedenle hakimler savcılar kurulu, gece yarısı hakim değiştirirsen sana kaygıyla bakarım. Sana şüpheyle bakarım. Gece yarısı kimin talimatıyla hakim değiştiriyorsun sen? Kimin talimatıyla? Efendim saraydan talimat geldi. Saraydan talimat geldiyse sen orada niye oturuyorsun? Niye o koltukta oturuyorsun? Sana milletvekilliği sözü mü verildi? Sana başka sözler mi verildi? Sana verilen sözler üzerine sen karar veriyorsan sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hakimi değil, sen sarayın kulusun ve kölesisin. Eleştirilerin hedefinde Cumhurbaşkanı da vardı. Enişteleri, oğulları gittiler, Maradası'nda şirket kurdular, şirket kurdurttular ve Türkiye'de vergi vermemek için her türlü dümeni çevirdiler. O nedenle bunlar milli değil, gayrimilli bir iktidarla beraberiz. Gayrimilli bir iktidar. Kendi ülkesine vergi vermemek için, kendi ülkesine vergi ödememek için yurt dışında vergi cennetlerinde şirket kuranlar milli de olamazlar, yerli de olamazlar. Onların tek bir adı var, onlar gayrimillidir. Gayrimillidir. CHP lideri 2019 seçimleri içinde mesajlar verdi konuşmasında. Erdoğan'ın açıklamalarına gönderme yaparak İstanbul'u İstanbul'a ihanet edenlere bırakmayacağız dedi. Referandumda hangi sonucu elde ettiysek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde daha büyük bir çoğunlukla aynı sonucu elde edeceğiz. İstanbul'u İstanbul'a ihanet edenlere bırakmayacağız. Şimdi biz ihanet edenleri temizleyeceğiz, İstanbul'u alkışlayanları öne çıkaracağız. Kılıçdaroğlu maddi sıkıntılar yaşadığı gerekçesiyle meclis önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren vatandaşı da getirdi gündeme. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kişi, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı üzerine gaz yağı döktü ve kendisini ateşe verdi. Niçin? Geçinemiyorum diye. Büyümenin %11.1 olduğu söylenen Türkiye'den söz ediyorum size. Gazetelere baktım, birinci sayfasında yer alır mı diye. Birinci sayfada bile yer almadı. Neden? Korkudan. Neden? Baskıdan. Neden? Bunu yaparsak acaba saraydaki zat üzülür mü?
Evet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dünkü bu kongrede böyle sert çıkışlarda bulundu. Türkiye'nin gündemini bir kez daha gündem maddelerini tek tek sıraladı. Üzerine yorumlarını yaptı ve hükümete bu şekilde seslendi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Elazığ İl Kongresi'ndeydi. Bakın onun gündeminde hangi konular vardı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Elazığ İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşma yapan Erdoğan FETÖ elebaşı Gülen'e seslendi. ABD seni kapıya koyacak dedi. Arkanı Amerika'ya almak suretiyle Pensilvanya'da durmanın sana kazandıracağı bir şey yok. Amerika'da seni bir yere kadar taşır ha FETÖ, bunu bilesin. Ondan sonra Amerika'da seni kapıya koyacak. O zaman da kaçacak delik arayacaksın. Sen kaçacaksın, biz de seni kovalayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin üzerinden ABD'ye yüklendi. Operasyon sinyali verdi. Suriye'de terör örgütüne Amerika'nın göndermiş olduğu silah sayısı ne biliyor musunuz? 4.900 tır. Sen gideceksin YPG'ye, bu silahları vereceksin. Ondan sonra da bize, biz sizinle stratejik ortağız diyeceksin. Bunu kimse yutmaz. Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır. Amerika kendini kaldırıp ve kandırıp yılan çukuruna atmakta bu kadar ısrarcıysa kendisi bilir. Biz kendi başımızın çaresine bakarız. Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları Allah'ın izniyle biz bir haftayı bulmaz. Nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler. Evet, gördüğünüz gibi ana muhalefet genel başkanı ve cumhurbaşkanı, aynı zamanda da AKP genel başkanı Erdoğan, iki konuşmanın arasında farklar var. Gündem değişik ama şimdi dönüyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinde durduğu o mahkeme olayına. Evet, Anayasa Mahkemesi, yerel mahkemeler ve Danıştay, bunlar neden var diye sordu. Üst mahkemeler neden var diye sordu. Neden bunu sordu? Çünkü başbakan yerel mahkemelerin verdiği karar geçerlidir dedi. Peki o zaman öbürleri niye var? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çık, onları da kapat o zaman dedi Kılıçdaroğlu. Ve yine bu konuda Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da düşüncelerini, yorumlarını dile getirdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararı bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi mahkemeleri bağlar, idareyi bağlar, herkesi bağlar. Anayasa Mahkemesi kısa kararında, gerekçeli kararına gerek yok, kısa kararında bu tutukluluklar temel hakları ihlal etmiştir, anayasaya aykırıdır demiştir. Şahin Albay için 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Altan için 26. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararı görelim de öyle düşünelim demiştir. Bu iki mahkemenin de takdir yetkisi yoktur. Bu iki mahkemede kısa kararda ihlali gördükleri anda tahliye etmek zorundadırlar. Nitekim ikiye bir vermişlerdir kararlarını. Muhalif üyeler, bizim takdir yetkimiz yoktur, yapamayız, derhal tahliye etmek zorundayız demişlerdir. Doğrusu odur. Ama Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin kısa kararına derhal uyması gerektiğini bilecek kadar lisans seviyesi hukuk biliyorum. Hükümet sözcüsünün bu bilgiden yoksun olmasını garipsiyorum. Evet efendim, Metin Fevzioğlu'nun düşünceleri de böyleydi. Şimdi hem mahkemelerle ilgili konuları, hem karşılıklı bu polemikleri, hem de diğer siyasi konuları gazetelerin ilk sayfalarından, manşetlerden takip etmeye başlayacağız biraz sonra. Ama şimdi
Maalesef bir kaybımız var efendim. Değerli Ozan, Allah nurlar içinde yatmayı nasip etsin. Aşık Veysel'in oğlu Ahmet Çatıroğlu'nu da kaybettik. Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Çatıroğlu'nun 84 yaşındaki oğlu Ahmet Çatıroğlu hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlandı. Yüce Allah okumuş olduğum ayeti kerimede. Çatıroğlu için Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki Aşık Veysel Kültür Merkezi bahçesinde tören düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız da katıldı. Aşık Veysel'in geleneğini, kültürünü, insanseverliğini, dostluğunu, kadir şinaslığını, kıymet bilirliğini bugüne taşımış bir abimizdi. Biz kendisinden memnunuz ve Cenab-ı Allah da kendisinden memnun olsun diyoruz. Allahu Ekber. Çatıroğlu için cenaze namazı kılındı. Naaşı Sivas Cem Vakfı Alevi dedesi Hasan Özer'in yaptığı duanın ardından köy mezarlığına defnedildi. Baba oğul nurlar içinde yatsınlar efendim. Tekrar tüm ailenin, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun diyelim. Şimdi İstanbul'a gidiyoruz. Bizde insan hayatı çok ucuz denir. Ama ne demektir? Konuşuruz. Bu söz söylenir ve geçer. Çok üzerinde düşünülmez. Ama hakikaten düşünülmesi gereken bir olay İstanbul Beylikdüzü'nde gerçekleşti. 3 tane işçi bir konteynerda yatıyordu. Orada yaşıyorlardı. Konteyner alev aldı ve üçü de hayatını kaybetti. Kağıt toplayarak geçimlerini sağlıyorlardı. Çıkan yangın sonları oldu. İstanbul Beylikdüzü'nde sabah karşı 6 sıralarında Kavaklı Mahallesi'nde bulunan konteynerde başladı alevler. İçinde göçmen işçiler vardı. İddiaya göre yangının nedeni ısınmak için yaktıkları soba. Bilmiyorum ama nasıl çıktı ama soba yanıyordu gece. Ondan sonra ben sahildeydim. Arkadaşım aradı, dedi ki burada ateş var. Ben patronuma söyledim, aradım. Patron itfaiye aradı. Kısa sürede büyüyen yangın konteynerin tamamını sardı. İçeride 4 işçi vardı. Alevleri fark eden diğer arkadaşları hemen itfaiyeye haber verdi. Sadece biri kendini kurtarmayı başardı. Kağıt toplayıcılarının kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti. Bir işçi ise son anda kurtuldu. Şu anda itfaiye ekipleri olay yerinde soğutma çalışmaları yapıyor. İkisi Afganistanlı, biri Pakistanlı, 3 işçinin cansız bedeni çıkarıldı konteynerden. Ardından cenazeler morga kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. İşte bu kadar. 3 hayat bu şekilde söndü. Antalya'ya gidelim efendim. İnsan hayatı hani ucuz dedik ya ama değer de biliyoruz. Bizim yetkililerimiz, bizim görevlilerimiz. Antalya'da bir trafik kazası meydana geldi. Bir araba bir kediye çarptı. Kedi can havliyle kendini kayalıkların arasına attı. O kediyi bakın nasıl kurtardılar. Otomobil çarptı, yaralandı. Kayaların arasına saklanan kediyi kurtarmak için ekipler seferber oldu. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana geldi olay. İddiaya göre bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan kedi can havliyle kaçarak yol kenarındaki kayalıkların arasına girdi. Olayı gören vatandaşlar durumu polise haber vererek yardım istedi. Kısa sürede polis ve itfaiye ekipleri geldi. Kayalıkların arasına sıkışan kedi kurtarma mücadelesi başladı. Uğraşlar 2 saat sürdü. Çalışmaların ardından kedi bulunamadı. Ekipler kedinin başka bir yerden çıkış yolu bulduğunu düşünerek çalışmayı sona erdirdi. Evet, umarım hemen iyileşir o kedicik, hayatına güzel bir şekilde. Güzel de bir yuva bulursa devam etsin. Hayvanları da düşünmemiz lazım. Efendim şimdi Bingöl'e gidiyoruz. Bingöl'de bir voleybol maçı vardı. Maç nedir? İnsanların deşarj olduğu sportif bir olaydır, bir spordur. Bu voleybol maçını da izleyiciler gittiler izlemeye. Ama istediği gibi bir sonuç olmayacağını görünce öyle bir olay yaşandı ki orada.
hepimizin tüylerini diken diken edecek bir olaydı. Rakip takımın oyuncularının üzerine seyirciler bıçaklarla saldırdılar. Buyurun izleyelim. Önce küfür ettiler, sonra bıçakla sahaya girdiler. Tüm bu olaylar Bingöl'de oynanan voleybol maçında yaşandı. Türkiye Voleybol 1. Lig Erkekler Kategorisi B grubunda önceki gün Arhavi Belediyespor'la Bingöl Solhan Spor takımları karşılaştı. Müsabakada iki takım taraftarları arasında gergin anlar yaşandı. Sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle hakem heyeti maçı durdurdu. İşte tam bu sırada bir Solhan Spor taraftarı elinde bıçakla rakip takım oyuncularına doğru koşmaya başladı. Neyse ki korkulan olmadı. Güvenlik güçleri taraftarı gözaltına aldı. Olay çıkaran taraftarlar saha dışına çıkarılırken karşılaşma Arhavi Belediyespor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Spor, voleybol karşılaşması, bıçak. Ne kadar yakışıyor bu kelimeler birbirinin yanına yanına. Hayret bir şey. Ne diyelim ki? Hani sağlam vücut sağlam kafada olur demiş ya Atatürk. Sporcu ahlaklıdır. Sporcu kendini bilir. Sporu seyretmeye giden de böyle olmalıdır. Ama halimiz nereden nereye gelmişiz buyurun görün. Şimdi efendim haberimizin başında dedik ki Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi turistik seyahat edilebilir ülkeler listesinden çıkarttı. Arkasından Rusya yine aynı şekilde turistik seyahat edilebilir listesinden çıkarttı Türkiye'yi. Tabii çok kızdık, çok sinirlendik ama Türkiye bu yıl öyle bir il var ki Türkiye'de turizm rekoru kırdı. Hangi il diye soracak olursanız, gidip görmediyseniz ki ben de görmedim, çok isterim görmeyi. Mardin, buyurun izleyelim. Mardin, yıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptı. Asırlık konakları, kervansarayları, camileri, medreseleri ve kiliseleriyle adeta bir açık hava müzesi. Eski Mardin'e çıktık. Manzara çok harika, yapılar çok harika, tarih çok harika. Mardin'de 2 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle sarsılan turizm yeniden canlanıyor. Marka şehir olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine aday olan Mardin, 2016 yılında 90 bin turist tarafından ziyaret edilmişti. Sayı 2017'de arttı. 237 bini konaklayan olmak üzere günübirlik ziyaretçilerle birlikte tarihi kenti ziyaret edenlerin sayısı 600 bini buldu. Ben Avrupa'da yaşadım. Köln Bonn Katedrali'ni de gördüm. Avrupa'da birçok katedrali de gördüm. Ama bunun kadar bir şah, mimariser yani. Tarihi kentin boş sokaklarında artık turistler dolu. Kapatılan otellerin yerine yenileri açıldı. 2017'de özellikle bayram ve yılbaşı gibi özel günlerde otellerde yer kalmadı. Bölgedeki turizmciler 2018'den de umutlu. Umarım en kısa zamanda hepimize nasip olur Mardin'i görmeyenler, ben de dahil olmak üzere gidip orayı bir ziyaret etmek, bir görmek, o eski kenti gezebilmek. Ne kadar önemli değil mi? Bir şehrin içerisinde eski yapılara değer vermek, o Old City denilen, yabancıların Old City dedikleri yeri, eski şehir dedikleri yeri sağlam tutabilmek. Biz her şehrimizde acaba bu detayları düşünüyor muyuz, yapıyor muyuz? Konuşacak çok şey var turizm dediğiniz zaman. Hangi konuyu elimize alsak konuşacak çok şey var. Ama şimdi yönetmenim uyarıyor. Diyor ki güzel bir müzik dinleyelim. Çaylarımızı tazeleyelim. Küçük bir ara verelim. Arkasından gazetelerle devam edelim. Thank you.
anam kattın aşka. Bir daha geri dönmem, yalan kattın aşka. Kalbimi kıra kıra bıraktım bir hatıra. Günahlı yalancı dudaklarımda ara. Ayna ayna, söyle bana evimi bu kadar güzelleştiren başka 75'lik var mı bu dünyada? Var tabii. Winhouse'la benim de salonum aydınlık, manzaram geniş. Evim güvende, param da cebimde. 6+1 yalıtım odacığı sayesinde. Bu mükemmel pencereye sahip olmak sizin de hakkınız. Winhouse. 75'likte son trend. Artık çocuklar hepatit A'dan da korunacaklar.
Sağlıklı ve mutlu nesiller için bütün çocuklar eksiksiz ve zamanında aşılanmalıdır. Aşılanmak her çocuğun en temel hakkıdır. Çocuğunuzun aşılarını sağlık kurumlarında ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz. Aşıyla hastalıkları aşıyoruz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı aşı. Artık hepatit A aşı takviminde. Hepatit A. Aşım var. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Efendim ben Profesör Doktor Mithat Baydur. Her çarşamba saat 19'da çok değerli partnerim, emekli büyükelçimiz, çok kıymetli hocam Uluç Özülker'le beraber dünyada neler oluyor? Kuşkusuz, altında, tabii ki ve biz şeklinde küresel olayların, bölgesel olayların perde arkasını, var olan dengelerin neleri ifade ettiğini, kurulmakta olan yeni denklemleri ve ileriye matuf yeni perspektifleri birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Efendim ben Deniz Uluç Özülker, emekli büyükelçiyim. Ümit ederim ki her hafta dünyada neler olup bitiyor, olabildiğince objektif ölçüde yorumlamaya, sizleri aydınlatmaya gayret sarf edeceğiz. Emekli Büyükelçi Uluç Özülker ve Profesör Doktor Mithat Baydur'la Dünyada Neler Oluyor ve Biz her çarşamba 19.30'da Cem TV'de. Evet, Yaşamın İçinde'nin ikinci bölümündeyiz ve sizlerle beraberliğimiz sürüyor. Tabii ki şimdi burada siz varsınız. Sizden gelen mesajlar var. Onlara bir bakalım. Efendim, Avusturya Innsbruck'tan İsmail Karakuş yollamış. Günaydın İlgün Hanım. İnşaat işçisi bir çocuk babası geçinemiyorum diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde benzin döküyor üzerine ve kendini yakıyor. Bunu öğrendik. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi hükümet sözcüleri %11 büyüdük diyor. Ekonomistler işsizlik yok, yolsuzluk, yoksulluk yok, yolsuzluk yok. Asgari ücret 1603 TL yeterli düzeyde diyorlar. Bu işçi kardeşimiz neden benzin döküp kendini yakıyor acaba? FETÖ mü kandırdı? Uyan ey halkım, buğday bizim, ezilen biz, aç kalan hepimiz. İçim kan ağlıyor. İsmail Karakuş, Avusturya Innsbruck'tan. Biz de yurt dışında vatan hasretiyle bizi izleyenlere sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz efendim. Şimdi Müslüm Aslan, teşekkür ediyorum. Günaydın İlgün Hanım, güzel haberlerini izliyoruz. İyi ki varsınız demiş. Sağ olun efendim. Keşke daha güzel, daha keyifli haberler verebilsem ben size. Bahattin Çelik'e, Çetin'e teşekkür ediyorum. Muzaffer Kılıç, günaydın İlgün Hanım. Sizce bağırmak siyaset midir? Adamlar hiç de bağırmadan sana yapacaklarını yapıyorlar. Sen istediğin kadar bağır dur. Akıl ve mantık biraz. Akıl ve mantık. Kime söylediğimi anlarsınız siz demiş. Vallahi ben anlamadım da anlayan Muzaffer Bey bilmiyorum. Anlayan anlamıştır herhalde kime söylediğinizi. Şimdi diğer mesajlara da geçelim. Evet, Kerim Yaman ne diyor? Günaydın İlgün Hanım, günaydın Türkiye'm. CHP İstanbul'u kazanan Canan Kaftancıoğlu oldu. Cemal Can Polat demiş. Hiç böyle şeylere girmeyelim. En iyisi Kerim Bey. Onlar... Bu tür seçimler her partinin içinde olur. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi için de geçerli, MHP için de geçerli, CHP için de geçerli, hatta İYİ Parti için de geçerli. İnsanlar bir yarışın içine girerler. O yarışı bitirdikleri anda, ki çok az bir oyla arada fark var, bunu bitirdikleri anda yine el ele omuz omuza çalışırlar. Eğer bu böyle olmazsa zaten ülkenin hali yaman olur. Bunu da buradan ifade edelim. Nefes Sürmeli, günaydın, iyi yayınlar Cem TV, hoş geldiniz diyor. İyi haberler duyarız inşallah, kolay gelsin demiş. Onlar Suudi Arabistan'dan efendim bize gönderiyorlar ve fotoğraf eşliğinde oradan bizi izliyorlar. Kolaylıklar diliyorum ben de onlara. Hüseyin Erden, sevgi ve saygılarımla Tokat'tan selamlar demiş. Biz de Tokat'a selam söylüyoruz efendim. Saygılar bizden. Bülent ve Sibel Çulha efendim günaydın demiş. Günaydın İlgün Hanım demiş. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sizler de iyi ki varsınız. Daha bakalım. Tuncer Pehlivan, İsmet Sarıtaş, Berat Mert, Menderes Yıldız, Dursun Kalabulut, İsmail Ak, Melia Patlakçı,
bize yine bir yerden, bir noktadan, yani Messenger'dan yolladıkları mesajlar. Daha Facebook var, daha... Ha, bu arada Facebook'tan canlı yayında olduğumuzu söyleyelim. Canlı yayından, telefonlarınızdan veya işte bilgisayarlarınızdan bizi oradan da takip edebilirsiniz. Bunu da ifade edelim efendim. Evet, oradan gelen mesajları da biraz sonra okuyayım ve dönelim gazetelere. Bakalım Hürriyet Gazetesi neler söylüyor. Bir savaş, üç göç demiş efendim. Suriye rejiminin saldırısının ardından başlayan çatışmalar sebebiyle İdlib'i terk edip Türkiye sınırına ulaşan Bedeviler üçüncü kez göç etti. Artık son noktadayız demişler. Türkiye sınırının 15 kilometre uzakta kendi kamplarını kuran Bedeviler bölgedeki yaşamlarını anlattı. Ahmet Sekin önce Hama'da evlerimiz bombalandı. Sonra İdlib'in güneyine geldik. Hava saldırısının ardından üçüncü kez göç etmek zorunda kaldık. Artık bu son noktamız demiş. Bölgedeki aileler bir saldırı daha olursa Türkiye'ye sığınacaklarını söylüyorlar. Bir yandan da Bedevilerin çadırlarında hayat devam ediyor. Geçin en küçük üyesi 3 günlük Mahe bebek. Babaannesi Mahe göç sırasında yolda doğdu. Yaşama sevinci getirdi bize diyor ve babaannesinin ismini almış Mahe bebek. Ya yazıktır çocuklar, bebekler, insanlar, aileler evlerinden, yurtlarından ediliyorlar. Sonra diyorum hani son noktamız bu. Buradan sonra Türkiye'ye gelmek zorunda, sığınmak zorunda kalacağız diyorlar. Bir de Bedeviler gelirse biz ne yapacağız? Bakın bir kez daha söylüyorum, insanlara acımadığımız için değil, insanlara yardım etmeyi sevmediğimiz için değil. Ama onların düzeni, onların sosyal yaşamı, onların yaşam kalitesiyle bizim yaşamımız çok farklı. Onlar, ne onlar bize yapışıyorlar, birlikte olabiliyorlar, ne biz onlarla birlikte olabiliyoruz. Çok farklı şeyler olmaya başlıyor. Kolay değil. Herkes kendi evinde, kendi yuvasında, kendi toprağının üzerinde mutlu. Bunu sağlamak lazım. Bunu görmek ya da görebilmek lazım. İşte dünya, hani yurtta sulh, dünyada sulh diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün ne demek istediğini bir kez daha burada görüyoruz. Ne kadar derin düşüncelerde olduğunu görüyoruz. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hemen altındaki bir haberle geliyor gündeme. Bir haftayı bulmaz darmadağın ederiz diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'de PYD-YPG terör örgütüne destek veren Amerika'ya çok sert tepki gösterdi. Böyle müttefiklik olmaz, böyle stratejik dayanışma olmaz diyen Erdoğan bölgede yeni bir operasyonunda sinyalini verdi diyor Hürriyet gazetesi. Ordu kurduğunu sanan çapulcular ve demokraside, adalette yarış kendimizle demiş Cumhurbaşkanı. Kim demiş bunu? Recep Tayyip Erdoğan. Evet, bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir haberi var. Dünkü konuşmasından sonra haberlerimizde de izledik. Yargı sistemi iflas etti diyor Kılıçdaroğlu. Partisinin İstanbul Kongresi'nde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan için verdiği hak ihlali kararlarına uyulmamasını eleştirdi deniliyor ve iflas eden bir yargı sistemiyle karşı karşıyayız. Dünyanın bütün demokrasilerinde kimin suçlu olup olmadığına hakim karar verir. Siyasi otorite bütün gücü elinden topluyorsa suçluyu siyasi otorite belirler demiş Kemal Kılıçdaroğlu. Hemen yanında bir haber var. Başbakan Binali Yıldırım da Kılıçdaroğlu'na çatmış efendim. Ne demiş bakalım? Ağzımı açtırma demiş. Evet. CHP liderine Ege yanıtı deniliyor. Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaları geri alacağım, adalar bizim mi Yunanistan'ın mı diye bir soru sormuştu diyor. Ve sen o soruyu bize soracağına git de o zaman bu adaları teslim edenlere sor. Ağzımı açtırma, bak konuştun mu altından kalkamazsın. Yalan gani, yetişmenin imkanı yok. 15 yıldır 25 bin bölünmüş yol yaptık, onları bile bu yalanların gerisinde kalıyor demiş Başbakan Binali Yıldırım. Evet, gördüğünüz gibi gündemler farklı. Şöyle bir bakalım, hemen iç sayfalara dönelim ve ne yapalım? Ahmet Hakan'ın köşesine gidelim. Ne diyor sevgili izleyiciler? Evet, muhalefet de ittifak yapmalı diyor. Hani dün yine programda sizlere aktarmıştık haberlerde. Başbakan Binali Yıldırım MHP ile, yani Devlet Bahçeli ile Adalet ve Kalkınma Partisi, yani Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya gelip yaptıkları seçim ittifakından söz ediyordu. İttifak yapılabilir, çok normal dedi. Şimdi Ahmet Hakan da diyor ki muhalefet de ittifak yapmalı. AKP ile MHP ittifak kararı aldı. Şeffaf bir şekilde
aldıkları kararı uyguluyorlar, savunuyorlar ve temellendiriyorlar. Hatta milli mutabakat diye adını bile koyuyorlar. Buna karşılık muhalefete bakıyoruz. Dağınık, hedefi belirsiz, ilkeler doğrultusunda bir araya gelmekten kaçınıyor. Açık ve şeffaf bir ittifak anlayışını geliştirmekten aciz. Sürekli bir araya gelememe açıklamaları yapıyorlar. Üstelik Başbakan Binali Yıldırım bu muhalefete biz şeffaf bir şekilde ittifakımızı yaptık, siz de yapın diye akıl verirken diyor. Bakalım muhalefette ne olacak? Bunu da göreceğiz, yaşayacağız seçimlere doğru nasıl gidecek bu olay. Efendim Çankırı'da Çankırı Valisi'nin eşi biliyorsunuz İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olmuştu. Sonra istifa etti. Onunla ilgili bir yazısı var. Bir Seval Aktaş kurban olsunmuş diyor Ahmet Hakan. Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş eşi Seval Aktaş'ı 24 saat içinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atamıştı. Tepkiler üzerine Seval Aktaş vatanımız devletimiz sağ olsun, milletimiz sağ olsun, bir Seval Aktaş kurban olsun diyerek istifa etmiş. Altı üstü müdür yardımcılığını bırakmak durumunda kalan Seval Hanım'ın yaptığı şu kurban edebiyatına bakar mısın Allah aşkına? 15 Temmuz'da tankın altında kalan kahramanların aileleri bile, PKK terörüne kurban giden Necmettin öğretmenin ailesi bile, yine PKK'nın katlettiği Aybüke öğretmenin yakınları bile böyle bir kurban edebiyatı yapmamıştı. Olabilir. Seval Hanım'a da çok dokunmuştur müdür koltuğuna oturup ondan sonra istifa etmek zorunda kalmak. Yani işte diyorum ya ben size, o koltuklar o kadar nasıl bir koltuksa, nasıl rahat bunlar, nasıl rahat, nasıl keyifli. Arkadaşlar bakın, ben bir müdür koltuğu istiyorum. Buraya bir müdür koltuğu koyun. Hani müdür olmasak da müdür koltuğunda oturmanın ne demek olduğunu bir görelim. Bakalım neymiş o insanları oraya bağlayan. Hani hep söylüyoruz biz buradan, koltuğa değer vermek için sen değer vereceksin. Koltuk sana değer veriyorsa bir işe yaramıyor işte, böyle oluyor. Oturduğun gibi kalkıyorsun, yapacak bir şey yok. Evet, geldik Sözcü'ye efendim. Amerika'nın ikili oyununa Türkiye'den bombalı yanıt diyor Sözcü gazetesi ilk manşetinde. Sözde müttefikimiz Amerika terör örgütü YPG ile görüştü demiş. Üst düzey Amerikan Dışişleri Heyeti'nin Suriye'de PKK-YPG'nin elebaşlarıyla bir araya geldiği saatlerde hainlerin yuvalandığı Afrin'i obüslerle vurduk, tavrımızı gösterdik diyor. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD-YPG 5000 tır dolusu silah veren Amerika son olarak hainlerin ayağına dışişleri heyetini gönderdi. Heyet Kandil'den gelen PKK'lılarla da görüştü. Türkiye bu küstahlığa YPG hedeflerini yerle bir ederek yanıt verdi deniliyor efendim haberin detaylarında. Ve burası Suriye denmiş ve Amerikan bayrağının hainlerin paçavrasıyla yan yana ne işi var denmiş. YPG paçavrasıyla Amerikan bayrağı birlikte burada dalgalanıyor. Şey diyoruz ya, böyle Amerika'dan, İngiltere'den dostu olanın düşmana ihtiyacı olmaz. Meclis önündeki benzinli protesto böyle dedirtti deniliyor. Evet, bir vatandaş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne geldi. Ve yetemiyorum, aileme bakamıyorum, para kazanamıyorum, artık bittim deyip üzerine benzin döktü ve kendini yakmaya kalktı. 2001 krizinde de bir esnafın protesto için başbakana yazar kasa atmasından 17 yıl sonra borç batağındaki bir işçi meclis önünde kendini yaktı. Yazar kasadan kendini yakan vatandaşa geldik diyor efendim Sözcü gazetesi. Meclis önündeki polislerin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan inşaat işçisi Sıtkı Aydoğmuş derdini şöyle anlattı. 2013'te Ankara'da inşaattan düştüm. İşveren para vaat etti ama vermedi. Geçinmek için 40 bin lira kredi çektim. İş yok, para yok. Sesimi duyurmak için meclise gittim. Bir milletvekiliyle görüşmek istedim ama olmadı. Çaresiz kaldım. Üstüme benzin döküp ateşledim. Bir vekil derdimi dinlese kendimi yakmazdım. Bunlar olmazdı diyor. Şimdi ismin nerene oradaki 550 görevlinin? Milletvekili. Milletin vekili. Yani milletin haklarını korumak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde savaş veren, orada milletin haklarını korumak isteyen birisi. Neden bir tanesiyle bile görüşemiyor? Acaba kraldan çok kralcılar mı var arada da görüşemiyorlar? Tahmin ediyorum ki birçok milletvekilinin haberi bile olmamıştır oraya gelip böyle bir görüşme arzusundan. İşte biz böyleyiz biraz. Aynaya iyi bakmamız lazım. Biz nerede hata yapıyoruz? Nerede
yapmamamız gereken bir şeyi kendimize durumdan vazife çıkarıp bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aynaya bakmak lazım. Evet, devam edelim. CHP'nin il başkanlığı, İstanbul İl Başkanlığı'nda iki aday kıyasaya yarıştı diyor. Ve İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu oldu deniliyor. Hayırlı uğurlu olsun hem CHP için hem ülkemiz için diyelim. Ve Niğde'ye gidiyoruz efendim. Niğde'de bir havaalanı yapılacaktı. İşte temeller atıldı falan filan. Ne zaman biliyor musunuz? 23 yıl önce. Ama o havaalanı bir türlü bitemedi. Niğdeliler bekliyor. Hadi biter herhalde. Bu sene biter herhalde. Bu sene biter herhalde diyorlar ama bitmiyor. Peki onlar ne yaptılar bu sefer? Kocaman bir Turkish Airlines yazarak üzerine bir uçak maketi yaptılar. O uçak maketinin kenarına gelip protesto ettiler bu bitmeyen havaalanını. 23 yıldır bitmeyen havaalanına maket uçaklı protesto deniliyor. CHP'li vekil Ömer Fethi Gürey, 1995'te temeli atılan Niğde Havaalanı'nın bir türlü bitirilememesine tepki için projenin arsasına kartondan uçak maketi koydu. Davullu zurnalı da protestoyu yaptılar deniliyor. Biz davulla zurnayı çok severiz zaten, her yerde de kullanırız. Hepimizin de yani demek ki bir milletçe böyle bir hoşluğu vardır. Efendim Sözcü'den gelelim Rahmi Turan'ın köşesine. Rahmi Hoca ne demiş bakalım? Tokmak adlı köşesinden. Hukuk kaosu diyor. Buna tam anlamıyla hukuk kaosu denir. En üst mahkeme olan Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını dinlenmeyecekse o mahkemeye ne ihtiyaç var? Süs olsun ya da dostlar alışverişte görsün diye mi kuruluyor üst mahkemeler? Anayasa Mahkemesi hak ihlali var dedi. Yer yerinden oynadı. Kısa bir süre öncesine kadar Adalet Bakanı olan şimdiki Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın yüksek yargıya bakış açısı pek çarpık. Anayasa Mahkemesi anayasanın çizdiği sınırı aşmıştır dedi. Başbakan Yardımcısının sözlerinden cesaret alan yerel mahkemede Anayasa Mahkemesi'nin kararını dinlemedi. İşte bizdeki hukuk. Eski bir Adalet Bakanı olduğu için yargı kararlarına en saygılı kişi olması gerektirilen Bekir Bey'in iktidar adına Anayasa Mahkemesi'ni karalaması üzücüdür. Karar 6'ya karşılık 11 oyla verilmiştir. Demek ki 11 yüksek hakim çizmeyi aşmış durumda, öyle mi? Türkiye'de demek ki yargı AKP'nin görüşlerine göre karar verdiği sürece bağımsız. İktidar işine gelmediği bir karar alınırsa o karara saygı duymaz. Bu çok açık bir biçimde yargıya müdahaledir ve evrensel hukuka aykırıdır diyor Rahmi Turan. Hukuk kaosu başlığı altında Sözcü gazetesinin ilk sayfasında kendine ayrılan köşeden böyle sesleniyor efendim. Evet geçelim Cumhuriyet gazetesine ve bakalım neler var. Yine aynı haber Cumhuriyet'in de manşetinde. Hukukçular mahkemenin Anayasa Mahkemesi kararına uymamasını yarattığı tabloya dikkat çekti. Hukuk devletine en ağır saldırı deniliyor. Kaos çıkar, anayasal kriz ve tutuklular salıverilmeli alt başlıklarıyla verilmiş. Ve bir de karikatür var, görüyorsunuz bakın sol tarafta sizde. Evet diyor ki size sığındığını biliyorum, onu vermezseniz yıkarım burayı heyt demiş. Parmağını da şöyle sallamış, kim bu bilmiyorum ama muhatabı Anayasa Mahkemesi'ymiş. Hemen detaylara bakalım. Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu gazetecilere ilişkin hak ihlali kararını yerel mahkemeler tarafından uygulanmamasını değerlendiren hukukçuların ortak görüşü. Anayasa Mahkemesi işlevsiz olur, kaos çıkar, hukukun bittiği yerdeyiz oldu. Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu mahkemenin Anayasa Mahkeme kararlarını sorgulama yetkisi olmadığını belirtti. Profesör Doktor Yaman Akdeniz anayasal bir krizin söz konusu olduğunu belirterek artık Türkiye'de yargı bağımsızlığından veya adil yargılanmadan bahsetmek mümkün değil. Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı Rıza Türkmen bu durumun Anayasa Mahkemesi'ni iç hukuk yolu olmaktan çıkaracağını ve doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitme imkanı doğuracağını söyledi ve Profesör Doktor Sami Selçuk Anayasa Mahkemesi'nin kararına hemen uyulmalı ve tutuklular salıverilmeli dedi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin etkili bir çözüm olmadığına karar verir. Türkiye yine kendi ayağına kurşun sıkıyor. Kendi iç hukukundan çıkarıp olayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne havale ediyor diye konuştu efendim. İşte hukukçuların bakışı, görüşü ve konuya yorumlamaları böyle mahkemelerle ilgili.
İlginç. Yani o kadar ilginç şeyler oluyor ki mahkemelerde. Biliyorsunuz ben de geçtiğimiz günlerde bir iş mahkemesine gitmiştim. Hala da süren bir davam var. O iş mahkemesinde benim de davamı Anayasa Mahkemesi efendim bozdu. Bozdu. Peki niye bozdu? Çünkü bizim oraya gönderdiğimiz dosyada, daha doğrusu bizim değil de yani yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiği dosyada bir usul hatası vardı. Yani davanın içini bozmadı, davanın içinde bir problem var demedi. Sen bu şekilde bunu buraya yollayamazsın, bunu bir tamamla öyle yolla dedi. Fakat karşı tarafa geldiğimizde avukat, biz Anayasa Mahkemesi reddetmiştir de karar... Ya Anayasa Mahkemesi reddetmedi ki, usulden bozdu, içerikten bozmadı. Ve bunu maalesef ama maalesef o mahkeme salonunda hakim karşı tarafın avukatına hatırlatmak zorunda kaldı. Kötü bir şey ama işte bizim böyle yürüyor, böyle yürüyor. Bakalım benim mahkememde sonuçlandığı zaman size söyleyeceğim ama sonuçlanacaktır. Çünkü haklıyım. Haklı olduğumuz için de sonuna kadar hukukun arkasında duracağız. Tamam, bir takım çarpıklıklar, yanlışlıklar yapılabilir, olabilir, oluyor, görüyoruz. Olmaması lazım ama oluyor. Ama yine biz hukuka inancımızı sürdürmek zorundayız. Bir hukuk devleti olmak durumundayız. Efendim devam ediyoruz. Kılıçdaroğlu'nun konuşması Cumhuriyet'in ilk sayfasına da yansımış. Yargı iflasa gidiyor diyor Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu hakim ve savcılara iktidarın baskısı altında kalmayın demiş. Ve bu haberi de size zaten daha önceki hem haberlerimizde verdik hem gazetelerden verdik. İdlib'den göç başladı deniliyor. Bunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'i vurdu. Bu haber yine Cumhuriyet'in ilk sayfasında. Hemen yanında bir haber var. Ona bakalım şimdi. Damat kayım çıktı deniliyor. Allah Allah. AKP'li Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Demiröz'ün damadı tam 14 şirkete yönetici olarak atandı. Bakın detaylara. 2012'de Amerika'da FETÖ lideri Gülen'i ziyaret eden AKP heyetindeki isimler arasında bulunan Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün damadı kayyum çıktı. Damat Halil İbrahim Akyıldız el konulan 14 şirkete yönetici olarak atandı. Demiröz'ün kardeşi eski AKP'li Beylikdüzü ilçe başkanı Nevzat Demiröz de kayyum olarak tercih edilen isimler arasındaydı. Nevzat Demiröz el konulan cemaatçi Koza İpek grubunda yöneticiliğe getirilmişti. Şimdi 14 şirkete yönetici olmak ne demek? 14 şirketi birden yönetmek. Ne kadar zeki insanlarımız var maşallah. Allah nazardan saklasın. Ama aynı zamanda o 14 şirketten de maaş almak demek. Öyle değil mi? Vay 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 vay. İşte onun için bu koltuklar çok kıymetli diyorum ya size. İnanılmaz. Bakın efendim. Cumhurbaşkanı Elazığ'dan konuştu ya dün. Bir ayrıntı var Cumhuriyet Gazetesi'nde. Elazığ'a gitmiş. AKP Elazığ 6. Olağan Kongresi'nde yönetim sarayda kullanılan mavi protokol halıları, biliyorsunuz kırmızı halıyı sevmiyor Sayın Erdoğan, mavi turkuaz rengi halılar kullanıyor. O mavi halıların sermişler ama yeterli görmemişler. Erdoğan'ın yollarına oradaki kadınlar, Adalet ve Kalkınma Partili kadınlar karanfil yaprakları dökmüşler efendim. Böyle bir manzara, bir fotoğraf var yine Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında. Evet, bakalım. Rusya turizmi tekrar kullanıyor diyor. Yine biraz önce verdiğimiz haberin detayı burada var. Türkiye tatil listesinden çıkartıldı. Önce Amerika, sonra Rusya çıkardı efendim. Tam ikili ilişkiler düzeldi denirken Rusya İçişleri Türkiye'yi kendi çalışanları için yayınladığı tatil yapılabilecek ülkeler listesinden çıkardı. Gelişmeler uçak krizi gibi değil ama yeni bir sorunun başlangıcı olabilir diye yorumlanmış. Göreceğiz, yaşayacağız, bakacağız. Korkusuz Gazetesi'ne geçiyoruz ama oraya geçmeden sizden gelen mesajlara bir kez daha şöyle bir göz atmak istiyorum. Sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü çok fazla mesajınız geliyor ama şimdi arkadaşım uyarıyor. Bir şarkı, bir küçük reklam arası diyor. Bu arada Cem TV'den de efendim izleniyoruz. Facebook'tan Cem TV'yi izleyebilirsiniz. Bunu da size söyleyeyim. Ve küçük bir ara. Biz de çaylarımızı tazeleyelim. Siz de tazeleyin. Arkasından tekrar buluşalım. Mesajlarınızı okuyacağım.
yapsam ki bir an seni unutsam, unutsam bu günleri, yarınları unutsam. Öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam bu günleri, yarınları unutsam. Öyle sarhoş olsam ki bir daha ayılmasam, her şey bir rüya olsa unutarak uyansam. Başka dünya bulsam, içinde sen olmasın. Seni gördüğüm günü, sevdiğimi unutsam, bir başka dünya bulsam, içinde sen olmasın. Her şey bir rüya olsa unutarak uyansam, öyle sarhoş olsam ki bir daha ayılmasam, her şey bir rüya olsa unutarak uyansam. Sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam bu günleri, yarınları unutsam, unutsam. Seni gördüğüm günü. Sen yağmur ol ben bulut, sen yağmur ol ben bulut. Bizde şiddet yok, bizde horon var. Bizim özümüzde, kökümüzde, yörüklükte kadına şiddet yoktur. Kadın topraktır, anadır. İnsan gönlünü açtığı bir kişiye şiddet uygulayamaz ki. Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Bizi biz yapan ortak değerlerimizde kadına şiddete yer yok. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Sevgi paylaşmaktır, güvenmektir,
Sevgi yakınında olmak, hayata birlikte tutunmaktır. Sevgi en iyi ilaçtır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Merhaba, ben operatör doktor Orhan Alan. Ben Tuğçe Sarı. Sağlık ve estetik alanındaki tüm gelişmeler, alanında uzman konuklar, estetik, güzellik, spor, diyet, beslenme, zayıflama ve sağlıklı yaşam için gerekli her şey bundan böyle Cem TV ekranlarında olacak. Sağlıklı bir yaşam için Cem TV ekranlarından ayrılmayın. Efendim, son bölümüyle yaşamın içinden devam ediyor. Sizden gelen mesajları okuyacağım. Melih Patlakçı, günaydın ablacığım, sağ ol, diline sağlık, biz buradayız, seninleyiz, hoş geldin evlerimize, can canayız, çok mutluyuz, seni seviyoruz, iyi yayınlar demiş. Sağ ol Melih'cığım, teşekkürler. Ahmet Can Bekmez, günaydın Nilgün Hanım demiş, o da, ona da teşekkür edelim. Hemen şöyle dönelim bakalım diğer mesajlarımıza. Efendim, şöyle ki, evet, Sadık Eser, günaydın Nilgün Hanım, sabah 9'da sizinle buluşuyoruz demiş. Azım El Kebir, iyi akşamlar demiş, dün akşamdan atmış mesajını, dünkü bir de fotoğrafımı yayınlamış benim ama ya fotoğraf, müthiş bir fotoğraf yani, böyle bir fotoğraf istesem çektiremezdim. Azım Bey, teşekkür ederim. Tam böyle konuşurken falan çıkmış, enteresan bir fotoğraf. Hüseyin Korkmaz, hay başım gözüm üstüne diyor. Hay başım gözüm üstüne. Biz her zaman seninle Cem TV'de izliyor. Nilgün Hanım'la Cem TV bambaşka. Sivas Kangal'dan selamlar demiş. Biz de Sivas'a selamlarımızı gönderelim. Nefes Sürmeli, teşekkür ediyoruz. Asım İpek, sağ olasın can dost. Aynen, sevgi dolu, mutlu, umutlu, huzurlu bir yayın diliyorum demiş. Hasan Karadağ, Altın Oluk'tan selamlar. Günaydınlar Nilgün Hanım. Benim cahilliğime verin. Ülkenin Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir kararı nasıl oluyor da alt mahkemeler uygulamaz? Siyasi ağızlardan AYM'sinin kararlarını, yani Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını etki edecek beyanatlar vermesi, yasalarımızı kevgire çevirdiklerini, hiçbir yasa maddesinin bizlere güven vermediği kanısındayım. Uygulayamayacaksak bu kanunlar niye var? Yazık, günah, memleketi kimsenin babasının çiftliği değil, yanlış mı demiş. Yok, bu kadar pesimist, bu kadar şey olmayalım. Ama biz hukuka inanmamız lazım her şekilde. Evet, Ali Ekber Berk, Nilgün Hanım birisini merak etmiş. O benim paylaştığım şeylerde hep çıkıyor. Ben onu yok edemiyorum. Kim olduğunu ben de bilmiyorum. Onu da söyleyeyim size. Ben böyle bir şey paylaşırken bir isim çıkıyor. Bu kim, merak ediyorum diyor. Öyle birisi yok. Ben bilmiyorum. Onu da atamıyorum onu. Soracağım arkadaşlara. Selahattin Cansev, hayırlı akşamlar. Yarın Cem TV bizim evimizde demiş. Evet, Cem TV evlerinize konuk oluyor. Sizler bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ve yüzlerce mesajınız var, yüzlerce güzel sözünüz var. Bıkmadan, usanmadan hem cumartesi hem pazar bunları gönderiyorsunuz. İyi ki varsınız, iyi ki oradasınız. Gurur duyuyorum sizlerle, teşekkürler. Efendim, Korkusuz Gazetesi'ne geçtik. Diyor ki, bütçeden 4 partiye 274 milyon lira aktarıldı. Bu 274 milyon liranın 139.1 milyon lirası Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gitti. Yani aşağı yukarı yarısından fazlası olarak söyleyeyim. Hazine yardımından aslan payını AKP aldı deniliyor. Vatandaşın vergisi siyasi partilere gitti diyor Korkusuz Gazetesi. Yasa gereği her yıl siyasi partilere hazineden yardım yapılıyor. Bu yılki yardım miktarları belli oldu. AKP'ye 139.1, CHP'ye 71.2, MHP'ye 33.3, HDP'ye 30.1 milyon lira aktarıldı. Maliye verilerine göre 2006'dan bugüne kadar partilere verilen para miktarı 2.6 milyar lirayı aştı deniliyor. Afiyet olsun, hayırlı uğurlu olsun, güle güle harcasınlar efendim. Yine Niğde'deki havaalanının protestosu Korkusuz Gazetesi'nde ilk sayfasına gelmiş. Şimdi gerçekten hani niye bizim ülkemizde bu kadar cinayet işleniyor? Niye bizim ülkemizde bu kadar taciz olayı var? Niye bizim ülkemiz sevgisiz? Niye bizim insanımız bu duruma geldi
dedirten ve tüylerimizi diken diken eden, Allah sizi kahretsin dedirten bir haber var. Bakın, eğer korkusuzdan bu fotoğrafı getirebilirsek ekranımıza, vahşet konvoyu diyor efendim. Evet, bir konvoy ki anlatamam. Şimdi 6. sayfaya geçeceğim ve onu getirebilirsek çok iyi olacak arkadaşlar. İnanılır bir şey değil bakın. Vahşet konvoyu. 7 ayrı şehirde köpek dövüştürmek için, bakın altta, alt en alt köşede kahverengi görüyorsunuz, bir konvoy bu. 7 ayrı şehirde köpek dövüştürmek için bu konvoyla Tokat'a gelen 100 vicdansız insan müsveddesine operasyon yapılmış efendim. Köpek dövüşü yaptırılan arazi yolu üzerine park ettiği onlarca otomobilin görüntüleri DKMP tarafından paylaşıldı. Hayvanseverler paylaşımın altına yazdıkları mesajlarla köpek dövüştürenlere tepki gösterdiler. Efendim, köpekleri kamyonetlerle getiriyorlar, karşılıklı dövüştürüyorlar ve bunun üzerinden kumar oynuyorlar. Yazıklar olsun. Yazıklar. Bu nasıl bir vahşet? Bu nasıl bir insanaltı yaratıklık? Ben kabul etmiyorum. Ben onların hiçbirini insan olarak kabul etmiyorum. Hepinize lanet olsun diyorum. Bu tarz çalışma yapanların, bir zamanlarda horozları dövüştürürlerdi. Yazıklar olsun. Efendim, Denizli'de bir olay gerçekleşti. Denizli'de bir öğrenci notunu beğenmedi. Aldığı notu. Ben böyle almamalıyım, daha yüksek notu almalıydım dedi. Öğretmenine gitti. Öğretmenine kendi derdini anlatamayınca bu sefer kadın öğretmene, öğrenci tekme attı. Öğretmen hastaneye kaldırıldı. İşte geldiğimiz son nokta. Saygısızlığın bir başka boyutu. Aydınlık Gazetesi'ne geçiyoruz. Aydınlık Gazetesi enteresan bir manşeti almış, biliyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bundan önceki seçimlerde bir kozu vardı. Kanal İstanbul'dan söz ediyorlardı. İstanbul'a bir kanal açacağız, ikinci boğazı yapacağız dediler. Birçok kişinin de elleri şöyle vay 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 deyip yeni rant kapıları açılacak dendi. Bazıları memnun oldu tabii ama... Şimdi bakın, Kanal İstanbul'la ilgili enteresan bir açıklama var. Proje gerçekleşme yolunda. Güzergahı da açıklandı. Nereden başlıyor, nereden bitiyor bu Kanal İstanbul? Güzergahı açıklanan 65 milyar dolarlık Kanal İstanbul projesini değerlendiriyor Amiral Cem Gürdeniz. Projenin büyük jeopolitik riskler taşıdığının altını çizdi. Bakın, Kanal İstanbul'da son aşamaya gelindi. Trakya ile doğrudan karasal irtibat kesilerek Batı İstanbul adası oluşturulacak. Yani Boğaz'la Kanal İstanbul arasında kalan bir bölge olacak. Bu bir ada olmuş olacak. Yani Boğaz'ın Avrupa yakasında bir ada meydana gelmiş olacak. Kanal İstanbul'un güzergahı da 5 alternatif arasından seçilerek resmileşti. 45.2 kilometrelik güzergah. Küçükçekmece Gölü kıstağından başlayıp Altınşehir ve Şahintepe'den geçecek. Sazlıdere Baraj Havzası'nı takip edecek ve Terkos Gölü'nün doğusunda Karadeniz'le buluşacak. Trakya ile bağlantısı ise 6 köprü ve tünelle kurulacak. Proje tamamlandığında Türkiye yeni bir jeopolitik gerçeklikle karşı karşıya kalacak. 8 milyonluk nüfusun ulaşım, gıda, her türlü tüketim malı ihtiyacı için bu 6 köprü ve tüneller kullanılacak. Yani o ada olarak kalan kısımda bu tüneller ve köprüler kullanılacak. Doğal afet, deprem ve komşulardaki nükleer reaktörlerde yaşanması muhtemel felaketlerde. 8 milyonun acil tahliyesinin nasıl yapılacağı büyük bir merak konusu. Kanal Montreux Sözleşmesi'ne de etki edecek. Ciddi bir facto sonuçları olacak. De facto sonuçları olacak ve can çekişen Marmara Denizi'nin tabutuna çivi çakmış olacak deniliyor. Cak cak cak. O ne olacak? Bu ne olacak? Çok ilginç. Benim en çok dikkatimi çeken şimdi burada, hani biliyorsunuz 1999 depreminden sonra İstanbul'da deprem bekleniyor. Böyle bir deprem olacağı biliniyor, yani kesin olacak ama ne zaman, her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz o deprem tarihine. Peki o adada kalan 8 milyon kişi bu 6 köprü ve tünellerle oradan nasıl boşaltılacak? Olabilir mi? Her tarafı sularla çevrili bir adada olacaklar. Ve arkasından işte jeopolitik, onların beslenmesi,
işte bütün tüketim harcamalarıyla ilgili bütün o gerekler, gereçler bu yollardan sağlanacak. Sonra acil tahliye olma gerektiğinde böyle bir şeyin olamayacağını ve Marmara Denizi'nin tabutuna çivi çakılacağının altını çiziyor uzmanlar efendim. Asıl yazının detayları iç sayfalardaymış. Ona da bir bakalım. Orada da bir değişik bir şey varsa onu da sizinle paylaşmış olalım. Evet, Kanal İstanbul, Batı İstanbul Adası ve jeopolitik riskler diyor. Deprem senaryosu söylenmiş. İstanbul'un adasının riski jeopolitiği diyor. Kanal İstanbul projesinin ve beraberinde getireceği yeni Marmara Adaları projesinin iç denizimiz olan Marmara'ya yaratacağı menfi etkiler bilim insanları tarafından çok yazıldı. Özenle halen can çekişen Marmara Denizi'nin tabutuna çivi çakılmış olacaktır. Bu kanalın Montreux Sözleşmesi'ne etkileri ayrı bir yazı konusudur. Ancak çok ciddi bir defakto sonuçlara gebe olduğu söylenilebilir. Zira söz konusu kanal, Montreux Sözleşmesi'nin temelini teşkil eden Türk Boğazlar Bölgesi'nin tarifini fiilen bozmaktadır deniliyor. Yeni bir sözleşme mi olacak, ne olacak? Bakacağız, göreceğiz, yaşayacağız. Aydınlık Gazetesi bunu ifade ediyor. Efendim, yarın Nazım Hikmet'in doğumunun 116. yıl dönümü. Nazım Hikmet sevenlere ve bu sanat adamına 116. doğum gününde ilgili bir takım etkinlikler yapılıyor. Bunu da buradan sizlerle paylaşmış olalım, aktarmış olalım ve geçelim nereye? Posta Gazetesi'ne ve Posta Gazetesi'nden sizlerle yine haberlerimizde paylaşmaya devam edelim. Şimdi Posta'nın manşetinde iki tane ne var? İki tane Cumhurbaşkanı haberi var. Cumhurbaşkanı haberlerinin bir tanesi farklı, bir tanesi daha değişik. Önce süre verdi. Hani Elazığ'da yaptığı konuşmada süre vermişti ya, o haberi veriyoruz. Türk askeri dün Suriye'de terör örgütü PYD'nin elinde olan Afrin'deki mevzileri vurdu. Erdoğan bir haftaya burayı darmadağın edeceğiz dedi. Afrin'e gün boyu top atışı yapıldı. Sınıra tank sevkiyatı başladı deniliyor yine efendim haberin detaylarında. Ve bir başka haber daha, reisin aslanları deniliyor efendim. Sudan Devlet Başkanı El Beşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iki tane aslan hediye etmiş. Ve bu iki dişi, Erdoğan'a iki dişi, iki erkek aslan pardon. Yani iki çift hediye etmiş. Nereye gitmiş, hangi şehirdeymiş bunlar? Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeymişler efendim. Ve aslanları Sudan'dan kendi getiren belediye başkanı Fatma Şahin, bu hediye ülkemizin gücünü gösteren Cumhurbaşkanımızın gücünün simgesidir demiş ve herkesin reisin aslanlarını görmeye çağırıyorum diyerek ne yapmış? Herkesi Gaziantep'e çağırmış efendim. Bunu da buradan size aktarmış olalım. Evet, bakıyoruz. Antalya Kaş'ta bir benzin istasyonuna yıldırım düştü. Benzin alan otomobilde yangın çıktı. Aracın içindeki 3 kişi son anda kurtarıldı deniliyor. 12 milyonluk tekne mezarlığından söz ediliyor. Bodrum'da göçmenleri yasa dışı yollardan Yunan Adaları'na götürürken yakalanan 218 tekne ve yat Yalıkavak'taki otoparkta çürümeye terk edildi. Yazık, onlar da değerlendirilsin. Bunu da buradan ifade etmeye çalışalım efendim. Evet, Niğde'deki eylem yine Posta Gazetesi'nin ilk sayfasına taşınmış. Ve geçiyoruz Milliyet'e. Milliyet'e geçmeden şöyle bir meteorolojiye, bir hava durumuna bakacağım efendim. İstanbul'da kar yağacak mı deniliyor. Ve İstanbul'da şu anda hava sıcaklığının 4 derece olduğu söyleniyor. Ve bu detaylar var. İstanbul'da kar yağacak dikkatlenmiş, kar başlayacakmış. Neden İstanbul'a kar yağması bu kadar önemli? Çünkü İstanbul'a kar yağdığı zaman hayat duruyor. Diğer yerlerdeki gibi değil. Hani doğuda, güneydoğuda bunlara alışık insanlar. Bunlar duruyor ama böyle bir durum var. Bir kar durumu söz konusuymuş efendim. Bunu da ifade ediyor meteoroloji. Buradan bunu da size aktarmış olalım. Hazırlıklı olsun izleyicilerimiz. Evet, Milliyet Gazetesi'ne dönüyorum. Milliyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan tüyler ürperten trafik raporunu açıkladı deniliyor. Hani hep diyoruz ya buradan, trafik canavarı olmayın. Olmayın. Olmayalım. Ama kim? Ay, olmasın kimse.
Bunlar böyle konuşuluyor. Aynaya bakacaksınız. Hepimizin içinde bir trafik canavarı var. O yüzden onu yok etmeye çalışacağız. Bakın, Trafikte Haklarım Derneği raporuna göre trafikte ölen her 100 kişiden, 100 yayadan 26 tanesi, yani 4'te biri çocukmuş. Demek ki çocuklara biz trafiği tam güzel öğretemiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Trafik Alt Komisyonu'na sunulan rapora göre hasar danışmanlık firmaları kaza geçiren mağdurları çok tazminat alacaksınız diyerek dolandırıyorlar. Tazminatın neredeyse tamamını alarak milyonlarca TL'lik vurgun yapıyor. Firmalar kaza yerine polisten önce gidiyor. Cenaze işlemleri sürerken mağdurlar o anki zaaflarını kullanarak onları ikna ediyorlar. Türkiye'deki yollarda her gün ortalama 22 kişi ölüyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre tüm ölüm nedenleri arasında trafik kazaları sonucu ölüm 3. sırada. Yargılamalarda genellikle hakim takdirine basit bir taksir hükümleri uygulanıyor. 2 ila 6 yıl arası cezalar veriliyor. Yargılama ortalama 5 yıl sürüyor. Yani olan size oluyor. Olan hayatını kaybedene oluyor. Olan canını kaybedene oluyor. Maalesef durum bu. Tüyler ürperten bir rapor çıkmış efendim. Nereden? İşte Trafikte Haklarım Derneği'nin raporuna göre. Maalesef işte ne yapıyoruz? Bir kısmımız trafikte hayatımızı kaybediyoruz. Bir kısmımız tacize uğruyor, hayata küsüyoruz. Bir kısmımız erkeklerin elinde öldürülen kadınlar olarak yok oluyoruz. Bir kısmımız da kızdım, çektim silahı, vurdum deniliyor. Ne oldu bize? Ne oluyor bizim bu insanlarımıza? Bir insanı öldürebilmek, bir insanı ortadan kaldırmak bu kadar kolay mı? Ama siz az önceki gazetedeki gibi köpekleri dövüştürerek, vahşet içinde, o kanlar içinde iki köpeğin dövüşmesini seyrederek zevk alıyorsanız, keyif duyuyorsanız, ben söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum efendim. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik sevgili izleyiciler. Gazetelerden, elimizden dilimizden geldiğince manşet haberlerini sizlere aktardık. Günün manşetlerini sizlere aktardık. Gündem maddelerini aktarmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar daha olumlu, daha güzel, daha keyifli haberlerde buluşmak umuduyla hepinize mutlu, güzel, gönlünüzce bir tatil günü diliyorum. Hoşçakalın. Bize yazın. Gidiyorsun.
Cem TV'den Cem'e gönül verenlere özel bağlama kampanyası. Bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu setle herkes bağlamayı öğrenecek. Bir adet kaliteli Maun bağlama, CD ve kitaptan oluşan bağlama eğitim seti, yedek tel takımı ve koruyucu kılıftan oluşan bu harika bağlama setimize 500 lira yerine %50 indirimle kargo ücreti de dahil 249 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik fiyat farkı ödemeden ister uzun sap, ister kısa sap bağlama siparişi verebilirsiniz. Gelin canlar, bir bağlamada siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Gönül verenler için itinayla hazırladığımız setimizin içerisinde yer alan bağlamalarımızın tamamı sizler için özel olarak el emeğiyle üretilmektedir. Bağlamalarımız 38'lik tekne olup, tekne kısmında maun, kapak kısmında ise ladin ağacı kullanılmaktadır. Sap kısmında gürgen kullanılan bağlamalarımızın burguları ise cam tozundan özenle imal edilmektedir. Bağlamalarımız hünerli ustalarımız tarafından perde aralıklarından eşik ayarlarına kadar en ince detayına varana kadar özenle kontrol edilip sizlere öyle gönderilmektedir. Bağlamalarımız özel ambalajı içerisinde kırılmadan çizilmeden sizlere ulaşacak. En ufak çizikte dahi ücretsiz olarak yenisiyle değiştiriyoruz. Piyasada ucuza satılan öğrenci bağlaması değil, sizler için özel olarak ürettiğimiz kaliteli bağlamaları gönderiyoruz. Cem'e gönül verenler, Cem'i yürekten destekleyenler. Haydi, bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu setle herkes bağlamayı çalmayı öğrenecek. Adet kaliteli maun bağlama, CD ve kitaptan oluşan eğitim seti, yedek tel takımı ve koruyucu kılıftan oluşan bu bağlama setimize 500 lira yerine %50 indirimle kargo ücreti de dahil 249 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik fiyat farkı ödemeden ister uzun sap ister kısa sap bağlama siparişi verebilirsiniz. Gelin canlar, bir bağlamada siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Cem gönüllüleri için özel olarak hazırladığımız bağlama setimizin içerisinde kolaylaştırılmış bağlama çalma tekniklerini içeren CD ve kitaptan oluşan bağlama eğitim seti bulunmaktadır.
Sizler için hazırladığımız bu setle hayatınızda elinize hiç bağlama almamış olsanız bile kursa gitmeden, kimseden ders almadan hangi yaşta olursanız olun, ister 7 yaşında, ister 70 yaşında olun, sadece 3 ayda bağlama çalmayı öğreneceksiniz. Bu setle ister kendiniz çalışın, ister çocuklarınız, ister anneniz, ister babanız. Bağlama çalmanın güzelliğini sizler de yaşayın.